Şunu biliyoruz ki beynimiz bilgileri bir bilgisayarın dosyaları hatırladığı gibi hatırlamıyor. Bu olumsuz olduğu kadar ilginçte bir durum aslında. Bilgisayarınıza bir dosya kaydedersiniz, bir sonraki açışınızda dosya yine aynı görünür. İster bugün, ister yarın, ister bir sene sonra açın, dosya kaydettiğiniz anki haliyle kalacaktır. Ne var ki beynimiz bu şekilde çalışmıyor. Bir anıyı her geri alışımızda onu biraz değiştiriyoruz. Bu nedenle bellek bazen yeniden kurgulayıcı olarak tarif edilir. Mesela bir şeyi dün gibi hatırladığımızı sansak bile aslında biz o anı da ne yapıyoruz? Ruh halimize, amaçlarımıza veya çevremize göre küçük değişiklikler yapıyoruz. Mesela biri bize bir balık yakalama hikayesini anlatıyor olsun. Hikayeyi ilk anlattığında bahsettiği balık küçük, ancak hikayeyi her anlatışında balık biraz daha büyüyor. Şimdi baktığımızda bu değişiklikler bazen arzularımızdan veya ruh halimizden kaynaklanabiliyor. Belleğimizde eğer bir boşluk varsa, beynimiz bu boşluğu mantıklı ve arzu edilir bir şeyle doldurabilir. Bilgiyi isabetli şekilde geri alma yeteneğimizi etkileyen bir diğer etken de Bilgi kodlamamızla geri almaya çalışmamız arasında maruz kaldığımız yanlış ve yanıltıcı bilgilerdir. Örneğin bir araştırmada katılımcılara bir video izletildi ve bu videoda bir araba yol ver işaretinde duruyordu. Videonun ardından katılımcılara videonun yazılı birer açıklaması verildi. Bu açıklamaların bazılarında hatalı bilgiler de yer alıyordu arabanın yol ver işaretinde değil, dur işaretinde durduğu söyleniyordu. Tabi hatalı açıklamayı okuyan katılımcılar, videoda dur işareti gördüklerini belirtme oranları, doğruyu açıklamayı okuyanlara nispetle daha yüksekti. Benzer şekilde diğer bir araştırmada da yanıltıcı bilgilerin etkileri gösterildi. Yanlış değil sadece yanıltıcı bilgilerin etkileri arkadaşlar, buna dikkat edelim katılımcılara içinde bir trafik kazası görüntüsü bulunan bir trafik güvenliği videosu izletildi. Videodan hemen sonra insanlara videoda ne gördükleri soruldu. Buradaki kilit soru şuydu: Arabalar birbirine çarptıkları sırada ne kadar hızlı gidiyordu? Buraya dikkat edin. Çünkü soru katılımcıların bazılarına aynen bu şekilde aktarıldı. Yani çarpmak fiiliyle soruldu. Bazılarına da bindirmek fiiliyle soruldu. Şimdi bu küçük bir fark gibi görünüyor öyle değil mi? Ancak birkaç hafta sonra aynı katılımcılara izledikleri videoda kaza sonrası yerde cam parçası olup olmadığı soruldu. Yerde cam parçası yoktu. Ancak sorunun bindirmek fiiliyle sorulduğu kişilerin evet yerde cam vardı diye cevap verme oranı çok daha yüksek çıktı. Çünkü bindirmek çarpmaktan daha şiddetli bir fiildi küçük yanıltıcı bir sözcük olaya dair tüm hafızaları etkilemişti. İşte bu yüzden dedektiflerin tanıkları sorgularken çok dikkatli olması lazım. Önemsiz gibi görünen tek bir cümle bile tanığın olayı hatırlama şeklini değiştirebilir. Hatalı veya yanıltıcı bilginin hafıza üzerinde bu kadar etkili olmasının bir nedeni şudur. İnsanlar çoğu zaman kaynak izleme adı verilen şeyi yapmakta zorlanır kaynak izleme, farklı bilgilerin nereden geldiğinin yani kaynaklarının kaydını tutmaktır. Katılımcılar gördükleri işaretin yol ver işareti mi yoksa dur işareti mi olduğunu karıştırabilirler. Üstüne üstlük yol ver işaretini videoda mı yoksa açıklamada mı gördüklerini hatırlayamayabilirler. Benzer şekilde, benzer şekilde sorunun çarpmak yerine bindirmek fiiliyle sorulduğu kişiler Videoda izledikleri kazayı bizzat şahit oldukları veya filmlerde izledikleri kazayla da karıştırıyor olabilirler. Ve bu yüzden kazadan sonra yerde cam kırıkları varmış gibi hatırlayabilirler. Şimdi, acaba belleğin bu sinsi yanlış yönlendirme etkisine bağışık bir türü var mı ona bakalım. Sonuçta bazı hatıralarımızı çok canlı şekilde hatırlayabiliyoruz. O kadar ki gerçek olmadıklarına inanmamız mümkün değil. Hatta bazıları özellikle duygusal anıların daha zor unutulduğunu ve doğru olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünür. Duygusal anı pozitif veya negatif değerlik olabilir. Mesela çocuğunuzun doğumu çok pozitif bir anıdır çünkü pozitif bir duygu yaşanır. O yüzden de pozitif değerliklidir. Fakat 17 Ağustos 1999 depremine dair hatıralar çok üzücü ve çok negatif bir değerliğe sahiptir. İster pozitif ister negatif olsun. Büyük ölçüde duygulara bağlı aşırı derecede canlı hatıralar flash bellek olarak adlandırılıyor. Tabii bu bilgisayarda kullanılan flash bellek değil onunla karıştırmayalım. Bu hatıralar %100 gerçek gibi gelse de unutulmaya daha az duygusal hatıralar kadar elverişlidir. Hatırladığınız her şeyin yalan olduğu sonucuna varın istemiyorum tabii. Bu yeniden kurgulamaların boyutu genellikle çok büyük değildir ama şunu da anlamak lazım ki bellek denen şey de bir video kamera değil. Beynimizdeki sinirsel bağlantıların çok organik bir sonucudur ve her kullandığımızda değişip dönüşmeye açıktır.